Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, kariyeriniz, iş, görev ve sorumluluklarınız ve ailevi konularda önemli bir ay başlıyor. Haziran ayının konu başlıklarına bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay var. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçecek. Ay boyunca Mars Aslan burcunda ilerliyor. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçecek ve 18 Haziran'da İkizler Burcu'na yeni ay doğacak. Evet sevgili Başaklar, Güneş ayın 21'ine kadar İkizler Burcu'nda parlayacak ve 4 Haziran'da Yay Burcu'nda Dolunay var. 4-10 aksının hareketlendiği öne çıktığı bir aydayız. Bu sizin hem aile, yuva konuları, özel hayatınızı işaret eder. Bunun yanı sıra tabii ki toplumdaki duruşunuz, kariyeriniz, görev ve sorumluluklarınızı anlatır. Buralarda bir dönüşüm ve bir tamamlanma içerisindesiniz. Ev ve yuva alanlarında belki bir yuva kurmanız, evlenmeniz, bununla birlikte sosyal kimliğinizde bir değişim söz konusu olabilir tabii ki. Taşınma, yer değişimi gibi bir konunuz olabilir. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili konularınız olabilir. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında başlamış veya düşünülmüş, planlanmış konular da olabilir. Yay dolunayı dolunay olduğu için kendi içinde biraz gerilim de taşıyor. Güneş ay karşıtlığı söz konusu ve değişken burçlarımız çok etkileniyor. Siz de değişken bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 13 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizi çok fazla etkileyebilir. Zaman zaman aile, iş, görev ve sorumluluklar arasında ya da ebeveynle ilişkilerinde biraz çatışmalar, gerilimler hissedebilirsiniz. Bu iyi yönetmeniz gereken bir dönem. Ancak dolunaylar hiçbir şeyi belirsiz bırakmaz. Artık koşullar netleşiyor. Sonuçta yani belirsizlik olacağına, içinde bulunduğunuz şartların şöyle bir netleştiğini, olgunlaştığını görüp ona göre yol alabilirsiniz. Yani bu bir işi bırakmak, bir mesleki konuda karar vermek, bir yer değişimi, ailevi ilişkilerde kararlar, evlilikle ilgili konularda önemli kararlar olabilir. Evinizin düzenlenmesi olabilir. Yani belki yazlığa taşınacaksınız, işte düzeninizi bir değiştiriyorsunuz yaz ayları boyunca. Kışlık evinizden ayrılıp yazlık evinize gideceksiniz ya da bir emlak satacaksınız ya da bir taşınma konunuz var. Bununla birlikte anneniz babanız, hani ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Onların bakımları, sağlıkları, onların düzenleriyle ilgili belki ilgilenmeniz gereken konular var. Ayın ilk yarısı içerisinde bu yay dolunayı bu şartları biraz daha görünür hale getirecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Ay boyunca Mars Aslan Burcu'nda 12. evinizde. 12. ev konuları daha çok geri planda olan kavramları anlatır hayatımızda. Bunun yanı sıra tabii ki ruhsal, bedensel, zihinsel iyileşmeler, şifa anlamına da gelir. Mars'ın 12. evinizde olması ay boyunca zaman zaman sizin için biraz hani kontrolü zor durumların, biraz hani genel olarak dikkat etmeniz gereken konuların olabileceğini de gösteriyor. Hani bunlar bilinmeyen gizli şeyler olabilir, gizli düşmanlıklar gibi. Ya da görmezden geldiğiniz, biraz sizinle ilgili ama bilinçaltınızda tuttuğunuz duygular, düşünceler olabilir. Venüs nispeten iyicil bir etki olduğu için 5 Haziran'dan sonra bu alanı iyileştirmeye çalışacak. Ve Venüs ile Mars burada çalışıyor. Yani bu ay duygusal konularda tutkulu olabilirsiniz ama bunlar sanki gizli olabilir. Yani herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Özellikle gizli ilişkiler bakımından ilginç bir ay. Bazı ilişkilerinizi gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Bununla birlikte gizli hayranlar. İşte sizin bilmediğiniz ama platonik bir şekilde mesela size ilgi duyulan kişiler falan olabilir çevrenizde. Yalnız başınıza yapacağınız yaratıcı çalışmalar, sanatsal çalışmalar, işte bir şeyleri yazmak, tasarlamak gibi ama tamamen kendi dünyanızda, kendi kimseye göstermeden yalnız başınıza yapacağınız işlerde de yeteneklerinizin güçlendiği bir aydasınız. Bunlara zaman ayırabilirsiniz. Biraz içe döndüğünüz, zaman zaman sosyal alandan biraz geri çekildiğiniz bir dönem de olabilir. Bu süreçte belki kısa bir tatil yapabilirsiniz ya da işte evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evde yapacağınız bir iş varsa, evden çalışacağınız bir iş varsa enerjinizi bunlara ayırabilirsiniz. İşte ailenizle ilgili konular olabilir. Belki ailenizin bir sağlık sorunu vardır. Onlarla bağlantılı olarak işte hastaneler, klinik, bakım evleri gibi alanlarda bulunmanız, onlara enerji harcamanız gerekebilir gibi. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçecek ki yönetici gezegeniniz, ki burada çok hızlanacak, iyi bir pozisyonda olacak. Bu sizin enerjinizi arttıracak, özellikle de zihinsel enerjinizi. Daha iyi analiz edeceksiniz, daha fazla mesela
İletişim trafiği artacak. Özellikle eğitim konularında sevgili Başaklar, öğrenciyseniz 11'inden sonra sizin için çok daha faydalı olacak. Merkür burada girdiğiniz sınavlarda sizi destekleyebilir. İşte her türlü eğitim konularında, iletişim konularında, iş konularında görüşmeler, toplantılar, yazışmalar, iş eğitimleri, iş seyahatleri, buralarda daha hareketli bir dönem ama verimli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. 18 Haziran'da 26 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yine kuşkusuz sizin için çok önemli bir yeni ay. Kariyer evinizde doğacak. Yönetici gezegeni Merkür İkizler Burcu'nda. İş, kariyer, gelecekle ilgili sizin kariyerinizi, geleceğinizi etkileyecek bazı önemli kapıları açan bir yeni ay bu. Bu bir işle ilgili mesleki konularda bir başlangıç olabilir. Eğitiminizle ilgili önemli bir karar olabilir ki eğitim konuları da kariyerinizle bağlantılıdır. Sevgili Başaklar, bu yeni ay özellikle tabii ki tüm değişken burçlarımız için önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa özellikle sizin için kariyer konularında çok önemli etkiler getirebileceğini söyleyebilirim bu yeni ayın. Bir şeye dikkat etmek lazım, Neptün'e. Neptün bu yeni ayda önemli bir açıda. Güneş ve Ay'la kare açıda. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş-Neptün karesi aktif olacak. Neptün balık burcunda, karşıt burcunuzda. Dolayısıyla biraz bazı konularda çok da güvenilmez durumların olabileceğini de işaret ediyor. Yani bu bir yanılgı olabilir, bir aldanma, işte bir böyle dalgınlık, unutkanlık ya da yanlış bir bilgi olabilir. Özellikle iş birliklerinde karşınızdaki kişiler herhangi bir anlaşma, sözleşme yapmanız gerekiyorsa lütfen şartlara dikkat edin. Gözden kaçan detaylar olmasın. Çünkü Neptün yanıltıcı olabilir. Çok hayalci ve idealist de olunabilir. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gerçi Merkür ikizler de buna çok fırsat vermeyecektir ama karşınızdaki kişilerin güvenilir olması burada çok önemli. Bununla birlikte işte bazı haberler burada biraz duygusal anlamda sizi zorlayabilir. Hayal kırıklıkları gibi. Yani güvendiğiniz bir kişiden yanıltıcı ve sizi yanıltan bir davranışla karşılaşmanız, özellikle bir eş, bir ortak ya da işte beraber çalıştığınız bir kişi, bir arkadaş. Hani bu konulara biraz dikkat etmekte fayda var sevgili Başaklar. Ayın 21'inden sonra Güneş artık Yengeç Burcu'nda parlamaya başlayacak. Sizin için de işte iş, kariyer, sorumluluklar alanındaki enerjiler yavaş yavaş biraz daha böyle sosyal konulara yönelmeye başlayacak. İşte arkadaşlarınızın hayatınızdaki etkileri artmaya başlayabilir. Size keyif veren, sizi eğlendiren, mutlu eden planlar, programlar ayın son haftasında kendini biraz daha göstermeye başlayabilir sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.